Gönül sevdiğini özlermiş. Nereye bakarsa sevdiğini görürmüş. Aslında ona bakan da onun sevdiği kimse onu müşahede edermiş simasında. Çünkü sürekli onunla vakit geçirir, sürekli onunla hemhal olur. Bütün dünyasında ondan izler vardır. Otururken o, kalkarken o, kişi sevdiğiyle bir rabıta halindeymiş. Hani rivayet olur ki Mecnun Leyla'nın aşkıyla çöllerde böyle derbeder bir vaziyette gezerken yanlışlıkla bilmeden namaz kılan birisinin önünden geçivermiş. Hani olacak ya, oluvermiş. Koskoca çölde bizim Mecnun geçecek yer bulamamış da namaz kılan birinin önünden geçmiş. O namaz kılan kişi namazını bitirir bitirmez Mecnun'un peşine düşmüş. Yakalamış bir yerde. Yapışmış yakasına. Demiş ki bire Mecnun, koskoca çölde geçecek yer bulamadın da namaz kılan benim önümü mü buldun? Namazım senin yüzünden ifsad oluyordu deyince Mecnun durmuş, şöyle bir süzmüş adamı, bakmış bir haline. Demiş ki kardeş, ben Leyla'nın aşkı ile bastığım yeri bilmezken sen Allah aşkı iddiasıyla namaza durmuşsun. Beni nasıl fark ettin? İşte ibadetler bizim hayatımızda Mecnun'un Leyla'ya olan aşkındaki hassasiyetinin Mevla'ya olan aşka dönüşmüş halindeki tecellisi gibi olmalı ve namaz esnasında Cenab-ı Rabbül Alemin'in rızasının dışında herhangi bir şeyle meşgul olmamalı ve düşünmemeliyiz. Mümkün mü? Mümkündür herhalde. Yapanlar var mı? Vardır muhakkak. Biz de onları taklit ile mükellefiz ve hakikate inşallah bu şekilde ulaşacağız. Nasıl? Elbette ibadetlerimizi sürekli yaparak, her an yeni farz olunmuş iştiyaki ile ashab-ı güzin gibi namaza durmak. Peki namaz nedir? Elbette ibadetlerin özünde duayı ifade ederiz. Namaz duadır. İbadetler de bizi bilince eriştirebilecek en önemli noktalardan bir tanesidir. Ve nihayetinde ibadetlerimizin genelini bilinçli yapabilmemiz için Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfudur. Aynı bu yanında bulunduğumuz fidan gibi. Bu da inşallah bizim ibadetlerimiz gibi evvela tomurcuklanışacak, tomurcuk çıkacak üzerinde, sonra çiçek açacak. Evet, tomurcuklar çıkmış, çiçek de açmış, şimdi yaprağı durmuş. Ve sonra Allah izin verirse bize güzel güzel meyveler verecek. İbadetlerin meyvelerinde olduğu gibi sevap sevap inşallah bize geri dönecek. Ama elbette kul Allah'ın rızasına talip olacak. Bugün bizler ibadetleri bilinçli bir şekilde yapma hususunu değerli hocalarımız Mehmet Bilgin Beyefendi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüzle konuşacağız. Ve yine bize sohbetimizde yoldaşlık yapacak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Mustafa Demirci üstadımla birlikte sohbet edeceğiz inşallah. Öncesinde İstanbul'da aşık olduğum camilerden birisi olan Nuru Osmaniye Camii'nin müezzin kayyımı Nizamettin Sevil hocamızın okuyacağı tilavet ile biz de gönlümüzü serfiraz edeceğiz. Efendim, bendeniz Necip Karakaya. İftarı beklerken programına Diyanet TV ekranlarında, Diyanet Radyo'da ve Diyanet TV sosyal medya hesaplarında hoş geldiniz, şerefler verdiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمْ المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله O ne güzel Mevla'dır, o ne iyi yardımcıdır. Cenab-ı Allah tesirle eylesin. Muhterem Hocam, Nizamettin Sevil Beyefendi, okuduğunuz ayet-i kerimeler bu leziz silavet için çok teşekkür ediyoruz. Nuru Osmaniye'ye selam götürün bizden, onun mihrabına, minberine, kürsüsüne, kubbesine, cemaatine ve güzelliklerine bizden selam götürün. Biz buradan onu müşahede ediyoruz, o da bizi seyrediyor muhakkak. Evet efendim. İşleri beklerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu görmüş olduğunuz manzarayla İstanbul'u müşahede ederek ve gönüllerimizi İstanbul'un güzelliğine bırakarak, gönüllerimizde İstanbul'un aşkını, muhabbetini, feyzini, bereketini hissederek, eğer aşık olunacaksa İstanbul gibi aşık olarak Peygamber Efendimiz'in mübarek hitabına ve eğer aşık olunacaksa Allah Resulüne gönülden bağlı olan ashab-ı güzin gibi, onun ifade ettiği her şeyi yerli yerine getirme gayretinde olan o güzel insanlar gibi, ondan gelen Allahü Teala'nın bizim için emretmiş olduğu bütün ibadetleri büyük bir aşk ve iştiyak ile yapan onun ashabı gibi onu sevmek ve onun tarafından sevilmek. İşte Ramazan-ı Şerif birazcık insanı bu noktaya getiriverir. Ramazan-ı Şerif insanı her sene birazcık daha kul yapar ve Ramazan-ı Şerif kendisine has ibadetleriyle birlikte insanı, kulu, kendi dünyasını bir nizam ve intizama sokar. Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Onlarla ibadetleri bilinçli yapmak hususiyetini inşallah konuşacağız. Hemen yanı başımda bugün aslında bir yönü itibariyle Ankara'dan gelmesiyle alakalı olarak misafirimiz olarak nitelendirebileceğimiz Mehmet Bilgin Hocam var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, şükürler olsun. Sizinle beraber olmak çok güzel. Eyvallah Muhterem Hocam. Çok iyi gördük hakikaten sizi. Biz de maşallah. Sizi iyi gördük. İyi bir şekilde enerji alıyoruz sizden. Eyvallah. Allah razı olsun. Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif bugüne çok kadar? Çok şükür, Allah'a hamdolsun. Yani gerçekten tabii başlangıçta iş, güç, bu meşguliyet arasında
nasıl oruç tutarız diye insanlar tedirgin oluyor ama bir içine girince onun rahmeti, kuşatıcılığı böyle bizi adeta böyle melekleştiriyor, Oh, kuşatıyor. ne Hiçbir güzel sıkıntı hocam. olmadı elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. İlk günlerde üşüdünüz mü? Ankara'da mıydınız hocam? Ankara'dan mı? Ben yapı olarak pek fazla üşümem. Ya Biraz maşallah. sıcakkanlı Oh, adamım. maşallah. Elhamdülillah. Zıpkın gibi delikanlısınız Estağfurullah. hocam. Maşallah. Siz de öylesiniz. Barakallah. Eyvallah Eyvallah. hocam. Sağ olun. Diğer konuğum, üstadım, ağabeyim, Mustafa Demirci Beyefendi. Hoş Estağfurullah. geldiniz abi. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyiyiz. Sizler nasılsınız Necip Elhamdülillah. kardeşim? Bizler de iyiyiz. Allah razı olsun Allah abi. daim etsin Nasıl inşallah. geçiyor Ramazan'ınız abi? Ramazan-ı Şerif hocamın da belirttiği üzere gerçekten güzel geçiyor. Şöyle tabii ki bu kısıtlamalar nedeniyle biraz kendimizi hapsolunmuş gibi hissediyoruz ama daha Ramazan'ın coşkusunu açık alanlarda yaşamayı daha çok isterdik. O anlamda biraz şeyiz, mahzunuz. Fakat onun dışında ya oruç tutmak zor gelmiyor. Yani çok çabuk geçiyor zaman. Hiç zorlandığımı düşünmüyorum şu ana kadar. Siz zorlandınız mı Yok bilmiyorum. elhamdülillah bize de Yani böyle bir alıştık böyle maşallah. böyle Güzel güzel geçti. güzel güzel oruç tutuyoruz. İbadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Allah kabul etsin. Eyvallah. Bereketinden Allah razı istifade olsun. etsin. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif'i herhalde kullarını bu yönü itibariyle ibadetle daha ziyade hemhal ederek sair zamanlarda bir yol haritası çizmiş oluyor onlara. İşte kullarım bak şunları şöyle yaptınız, bunları böyle devam ettirirseniz bir sonraki Ramazan-ı Şerif'e daha rahat erişirsiniz gibi. Ama muhterem hocam ibadet dediğimizde aklımıza hani kahir ekseriyetle namaz ibadeti gelir. Namaz ibadetiyle alakalı bizim bildiğimiz özellikle namazın bireysel de olarak cemaatle de kılınabilecekleri ve farklı noktaları da vardır. Yani ibadet dediğimizde aklımıza hep gelen ilk olarak namazdır. Ramazan-ı Şerif aslında bu yönü itibariyle zenginlik sunuyor, ikram ediyor ama evvela bilmek isteriz. İbadet nedir? İbadette bir çeşitlilik var mıdır? Ve kulların ibadetle emrolunmasındaki sebep nedir? Buradaki hikmet nedir muhterem hocam? Evet. Bunu şunun için soruyorum. Allah bizim ibadetlerimize muhtaç değil elbette. Elbette. Bunun için efendim anlayalım diye inşallah. Muhterem hocam, Buyurunuz. tabii sözlerime başlarken ekranların başında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı sunarak başlamak istiyorum. Ramazan-ı Şerif'ten tebrik ediyoruz. Rahmet, mağfiret, bereket ayı. Ve şu zamanları da çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşumuza Evet. vesile olacak. Böylesine güzel bir atmosferdeyiz. O son 10 güne de girmiş olduk hemen Evet. hemen. Bu zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. İtikaf ibadeti de var aynı zamanda. Bir zaman olursa bilmiyorum ona da İnşallah sona doğru değiniriz. bakalım Tabi efendim inşallah ibadet girmeye devam malumunuz olduğu çalışalım. üzere genel bir kavram. Yani bizim dünyaya gelişimizin gayesi belli. Mülk suresine baktığımız zaman Tebârakellezî bihedil mülk diye başlıyor ayet-i kerime. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Çok güzel. Yani başıboş gelmedik. Bir Ya gayemiz var. tabii. Bir amacımız var. Yani yüce yaratana kulluk yapmak için geldik. Ya peki bunun esprisi ne, anlamı ne? Ya bir şey olsun, bir farklılık belli olsun diye hangimiz derece bakımından, amel bakımından daha üstün olsun diye bu şekilde Yüce Rabbimiz bizi bu dünyaya bir imtihan için gönderdi. İnşallah umuyoruz ve ümit ediyoruz ki sınavı kazananlardan olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Tabii ve baktığımız zaman kainatta binlerce, belki milyonlarca mahluk var. Bu mahlukat içerisinde eşrefi mahluk olarak yaratılan sadece insan. Yani akıllı bir varlık olarak yaratılan insan. Ve bütün nimetler, bütün imkanlar insanoğluna bahşedilmiş. Ayet-i kerimede وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ Yani dilediğiniz her şeyi size verdim. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Yani Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız sayamazsınız. Bugün iftarlarımıza bakıyoruz. Eskilerimiz anlatıyor. Dedelerimiz hep yani bu hikayelerle büyüdük. Yani oruç tutuyorlar. Sofralarında oruçlarını açacak doğru dürüst azıkları yoktu. Subhanallah. Elhamdülillah. Bugün yani söylemek gibi olmasın her birimizin evinde sofralarımıza baktığımız zaman bir hafta önce yediğimiz yemeği biliyor muyuz Mustafa Hocam? Yok Yani bilmiyorum. Evet. sayamayacağımız kadar bize Yüce Rabbim nimet bahşetmiş. Bunların bir karşılığı var.
Yani bu kadar güzelliği, imkanı bize sunan Rabbimiz bize neyi istiyor? Sadece kendisine kul olmamızı, onun bazı emirleri var, yükümlülükleri var. Yani onları yerine getirmemiz. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Oruç mükellefiyetimiz var. Orucumuzu tutuyoruz, tutacağız. Namazlarımızı kılacağız. Rabbimize kul olacağız. Ve Zariyat suresine baktığımız zaman 56. ayet-i kerime olsa gerek. Rabbimiz ne buyuruyor? Yani bizim Yaradanımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini bizatihi yine bize kendisi öğretiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, yani ibadet etsinler diye yarattım. Yani bizim dünyaya geliş gayemiz budur. Peki böyle yaptığımız takdirde pozisyonumuz ne oluyor? Yüce Rabbimiz katında bizim değerimiz yükseliyor. Doğal olarak otomatikmen bir mertebeye çıkmış oluyoruz. Yine Furkan suresinde 77. ayet-i kerimede Rabbimiz kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Yani sizin kulluğunuz, niyazınız, ibadetleriniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Bir gayemiz var, bir amacımız var. Rabbimize kul olacağız. İbadetlerimizi elimizden geldiği kadarıyla yapacağız. Onun rızasına nail olacağız. Çünkü biz aynı zamanda yeryüzüne gönderilmiş olan bir halifeyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde 165. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ O Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Peki niye bunu yaptı? وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ ayet-i kerime devam ediyor. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَكُمْ Size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derece bakımından üstün kılmak için bu şekilde sizi yeryüzüne halife kıldı. İnşallah bu imtihanı, bu sınavı kazanmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Amin. Sevgili Peygamber, bilmiyorum zamanımız var mı? Buyurun hocam, söz sizde. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifi var. Bir gün sahabi-i kiramın önde gelenlerinden böyle genç sahabi Muaz bin Cebel. Radiyallahu anh. Malumunuz 18 yaşında Müslüman olmuş. Hazreti Peygamber'in birçok ortamında bulunmuş. Onunla beraber bütün savaşlara katılmış. Başta Bedir olmak üzere, Uhud olmak üzere. Bir gün Cenab-ı Peygamber'le yolculuk yapıyorlar beraber. Ve Hazreti Peygamber'e o güne kadar en yakın olduğu anlardan bir tanesi. Peygamberimiz çok sevdiği için onu binitine bindiriyor. Sadece o semerin arka kaşı var aralarında, o kadar yakın. Beraberce böyle neşeli bir şekilde yolculuk yaparlarken Hazreti Peygamber sesleniyor. Ya Muaz diyor. Buyur ya Resulallah diyor. Biraz yol alıyorlar. Yine ya Muaz. Tekrar sesleniyor. Buyur ya Resulallah diyor. Üç sefer bunu tekrar diyor. Çok iyi biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber bir şeyi birkaç sefer tekrar etmesindeki espri nedir hocam? Ardından çok önemli bir şey gelecek yani demek. Yani konunun önemine dikkat çekme noktasında üç sefer tekrar ettikten sonra diyor ki ey Muaz, hel tedri hakkallahi ala ibadih ve ma hakkul ibadi ala Allah. Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ve kulların da Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki Muaz Hazreti Peygamber yanında konuşacak hali yok. Ne diyor? Kultu Allahu ve Resulühu alem. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Ve devam ediyor Peygamberimiz. Fe inne hakkallahi ala ibadi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Az önce dediğimiz gibi en ya'budu ve la yüşriku bihi şeya. Allah'a ibadet etmeleri, kulluk etmeleri ve kulluk ederken ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır ki bu Yüce Rabbimizin kulları üzerindeki en önemli haklarından bir tanesidir. Yine devam ediyor. Peki bunları yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Yani Allah'ın buyruklarını yerine getirdikleri takdirde o da nedir? Allah yüce yaratan söz veriyor. Siz bana uyun, bana tabi olun. Benim emirlerimi yerine getirin. Ella yuazzib men la yushriku bihi şeya. Yani
Allah'a ortak koşmayan, onun emirlerini yerine getiren kişilere kesinlikle ama kesinlikle azap etmeyeceğine dair Allah onlara garanti veriyor. Eyvallah. Elhamdülillah, ne güzel. Böyle bir yüce bir İslam dinine mensubuz. Arada hiçbir vasıta olmadan yüce Rabbimize niyazımızı, bak camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, boynumuzu bükerek arzu halimizi arz ediyoruz. Yani böyle bir dine mensup olduğumuzdan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek az. Hakikaten öyle değil mi Mustafa abi? Yani Mehmet Hocam'ın ifadeleri ibadetle alakalı, kulun Allah'a yakınlaşması, orada tesis olunacak kurbiyeti ve aslında nihayetinde Allah-u Teala'nın eşref-i mahlukat olarak yaratmış olduğu kuldan beklentilerinin yine kul için olduğu gerçekliği. Allah kendisi için bir şey istemiyor aslında. Evet. Haşa ve kella, onun ibadete ihtiyacı var mı? Yok elbette. Bizim ihtiyacımız olduğu için bizden istiyor. Öyle değil mi Mustafa tabii abi? Aç neler kalmanıza da ihtiyacım yok diyor. Yani değil oruç mi tutuyoruz. Yani bak, bizim ömrünüze ihtiyacımız bereket var. Evet. İşte kurbanın diyor eti kemiği Allah'a ulaşmaz, kanı Allah'a ulaşmaz, sizin takvanız ya, ulaşır ya diyor. Yani aslında ibadetlerin hikmetini de bize Rabbimiz açıklamış oluyor. Asıl mesele kulluk bilinci dediğimizde, yani kulluğun bir süreklilik esasına dayandığını bilmemiz. Hocam çok güzel temel konuları ifade buyurdu. Yani Rabbimiz bizi başıboş yaratmadı. Sizi ben bu kadar nimetle donatayım, can vereyim, kan vereyim, ruh vereyim. Siz de keyfinize göre yaşayın, beni tanımayın, sahibinizi bilmeyin. Allah bize peygamberimizi de kendini tanıtmak için, anlatmak için gönderdi. Kitap gönderdi, rehber kitap gönderdi. Bütün bunların bir anlamı var şüphesiz. Ama hocam da değindi, namaz dediniz ya, görünen ibadetler daha çok bizim aklımıza geliyor. Kulluk ve ibadet dediğimizde namaz görünen bir şey hakikaten. Ama oruç görünmeyen bir şey. Bu yüzden çok daha farklı bir anlamı var orucun. Allah katında farklı bir kıymeti, değeri var. Ona ayrıca onun nimetlendireceğini, mükafat vereceğini ifade buyuruyor. Ben daha çok bu ibadetlerin uzantılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani namaz kılmanın bizde oluşturacağı etkinin, sürekliliğinin, bu etkinin sürekliliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Oruç tutmanın bizim üzerimizdeki, bizim ahlakımıza, ruh dünyamıza, manevi dünyamıza, davranışlarımıza etkisinin, katkısının ne olacağı üzerinde durmak istiyorum. Ve bunun sürekliliği, yani namaz kılarken sadece kulluğumuzu hatırlayıp işte onunla yetinmek değil de namazın kötülüklerden uzaklaştırıcı hususiyetini de sürekli olarak üzerimize taşımamız bizim kulluğumuzu gösteren ne şeydir. Ne kadar doğru bir nokta aslında. Yani buradan da aslında ortaya şu çıkıyor. İbadetler başlı başına bir ritüel olmaklıkla birlikte ifade edilebilecek bir ortaya konulan fiiller bütünü değil. Bilakis kulu Allah'a yaklaştıran ve kulun kendi büründüğü güzelliklerle sosyal ortamı tanzim edebilecek bir seviyeye ulaştıran en önemli dokunuşlardır. Siz de dua dediniz zaten. Dua, namaz duadır dedik değil mi? Dua boyutu vardır. Efendim, her şey aslında Allah'a dua bir yöneliştir. Dua malumunuz. Bu yöneliş ne için? Allah'a yakın olmak için. Onun bizim üzerimizdeki tasarruflarını görebilmek, tecellilerini hissedebilmek ve bunu bütün bir hayatımızın her anına yansıtabilmek. Hı hı. Yani şurada bu güzel manzarada böyle denizin ortasında, eyvallah, hem estetik olarak hem eyvallah böyle ne bileyim aldığımız nefes, hissettiğimiz güzellik, bunlar o kadar büyük nimetler ki bunları düşünmek, tefekkür etmek, bunu yaratanı idrak etmek. Yani İbadeti sadece ibadet yapıldığı anda şekil boyutuyla değerlendirerek buna teksif eder, buna indirgersek o zaman kulluk bilinci diye bir şey oluşmaz. O halde izninizle Mehmet Hocam buradan devam edelim. Mustafa abi çok güzel bir pencere açtı bize. Ben aslında birazcık daha böyle geriye giderek ibadetlerin çeşitliliğinden örnekliklerle bahsedip ibadetlerin varlığının kulun kendi hayatında kulu Allah'a yaklaştırması yönü itibariyle ne gibi bir rolü vardır? Bunu konuşalım diye arzu ederim. Tabii ibadet yaparken tabiri caizse kulun Rabbi ile iletişim kurma anıdır yani. Şimdi elhamdülillah biz
özellikle namazlarımızda günde her gün en az 40 defa Rabbimizin önünde eğiliyoruz, abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Mesela Fatiha suresine baktığımız zaman burada çok büyük bir kurbiyetin, yani Rabbimize bir yakınlaşmanın olduğunu görüyoruz. Tabii Arapça bilenler biliyorlar, yani bilmeyen de mealine bakması lazım. Şimdi bugün kendi hayatımızla ilgili bir konu olduğu zaman, özellikle böyle kesbi anlamda, yani ticari anlamda bir işimiz olduğu zaman maslahatımızı, araştırıyoruz hemen, menfaatimizi gerektirecek işlerle ilgili hemen bir araştırma yapıyoruz. Yani paramızı bile yatıracağımız zaman şey değil, yani normal diyelim arabalar için eksperler, yani bu anlamda yani güzel karlar nereden gelir falan, bunları araştırıyorsa insan, yani bizi Allah'a yakınlaştıracak, kurtuluşumuza vesile olacak bu yollar, şey, ibadet yolları, yani ne dediğimizi, Yaradanımıza ne şekilde seslendiğimizi, nasıl tazarruda bulunduğumuzu biraz bilmemiz lazım. En azından meallerine bakmamız lazım ki Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi. Orada Rabbimiz bütün hamdler, övgüler, tazimler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Din gününün sahibi, Maliki Yevmiddin. Yakınlaşıyoruz. Ne diyoruz? Bak, araya da hiçbir aracıyı da almıyoruz. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk ederiz, hı hı, ve ancak senden yardım bekleriz. Evet. Ve dua ediyoruz. İhdine sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet. Gayril mağdûbe aleyhim ve reddâlin. Yani dalalete uğrayan, sapıtan kişileri yoluna değil diye direkt, evet, Rabbimize böyle bir bağlantı yapıyoruz. Hiçbir aracı olmadan, vasıta olmadan bu şekilde niyazımızı ifade ediyoruz ve burada aynı zamanda acziyetimizi de Rabbimize ifade ediyoruz. İnşallah bu yaptığımız ibadetler Rabbimize daha da yakınlaşmamıza, kurbiyetimize vesile olmasını temenni ediyoruz. Amin hocam. İnşallah. Herhalde istek de niyaz da odur Mustafa abicim, üstadım. Aslında ibadetlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi, pencere açtığınız gibi bir başka boyutunda da kişinin kendi tekamülünde ya da kendi donanımında ortaya koymuş olduğu çok güzel bir yönü itibariyle kabiliyet, bir yönü itibariyle aşkın izharı, bir yönü itibariyle cezbe olarak tarif edebileceğimiz musiki ve teganni. Evet. Bu noktada biz bugün zaten sizi misafir etmekten dolayı hakikaten çok müstefidiz. Ve eğer ikram ederseniz sizin okuyacağınız eserleri dinlemek için sabırsız oluyoruz. Peki, o zaman ben geçeyim. Buyurunuz efendim. Buyurun üstadlar. Thank you.
Maşallah, barikallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun üstadım. Nutku Şerif Osman Hulusi Efendi'ye evet, ait değil mi? Evet, ikinci eser. Eyvallah. Ey sevgili Allah'ım diye başlayan Hicaz bir eser. Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne kadar muhteşem bir divanı vardır değil mi Hazretinde? Evet, çok gerçekten son dönemlerde bu kadar derin, bu kadar hani tasavvufi ögeleri böyle ilmek ilmek işleyen çok az eserlerden bir tanesidir. Nadir Eyvallah. Eserlerdendir diye düşünüyorum. Kendi düşüncem Rabbim tabii. Sırrını mukaddes eylesin. Mehmet Kemik sizin dostumuzun bestesi. Eyvallah. Ona da selam olalım. Olsun. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Gayet güzel oldu. Cenab-ı Allah tesirli halk eylesin Amin. İnşallah Amin. Üzerimizde. Üstadım Allah razı olsun. Mehmet Sağ Hocam. Olun. Şimdi tabii sohbetimizi ibadet noktasında çeşitlendirerek, ibadetlerin özünü kendi dünyamıza dahil ederek devam ettik. Lakin ibadetlerin bir yönü de var ki muhtemelen bizim dünyamızda kalkan oluyor. Bizim muhafızımız oluveriyor. Zaten abdestle alakalı abdestin zırh oluşundan ifade edilir. Tam bu noktada ibadetlerin bizi kötülüklerden koruyan bir kalkan oluşuyla alakalı ve bizim muhafızımız oluşuyla alakalı neler söyleyebiliriz efendim? Tabii ibadetlerin bir müminin kimliğinin oluşmasında çok önemli etkileri var. Yani ibadet yapan kişi, az önce hocam bahsettiler, yani Ramazan-ı Şerif'teyiz. Şu oruç ibadeti, bu yaptığımız ibadetin her birimize faydaları var, katkıları var. İlk önce neyi öğretiyor bize? Şimdi nimetlerden bahsettik. Her çeşit nimet var. Ramazan-ı Şerif olmamış olsaydı şu anda soframızda herhalde Necip Hocam bize bir ikramda bulunacaktı. Değil mi hocam? Tabii herhalde yani bir çayımız olacaktı. Ramazan'dan sonra bizleri inşallah olmamız hasebiyle bir bu saatte... çayı severiz. Çay içecektik ama çayımız bile yok, suyumuz yok. Evet. Bu neden bu? Çünkü Rabbimize söz verdik. Yani imsak vaktinden iftar vaktine kadar, hı hı, ağzımıza bir şey koymayacağımıza dair
hem bedeni anlamda hem de manevi anlamda, yani helali haramı gözeteceğimize dair yüce Rabbimize bu anlamda da söz verdik. Yani irade eğitimi var burada yani. Evet hocam. İrademize sahip çıkmayı ve sabır eğitimi de vermiş oluyor. Bunları bize öğretmiş oluyor ki bu anlamda tezahür ettiği en önemli ibadetlerden bir tanesi de nedir? Oruç Oruç ibadetidir. değil mi? Yani es-sıyamu cünne. Yani kötülüklere karşı kişiyi Evet. koruyan bir kalkandır. Hatta oruç da o kadar sabırlı olur, o kadar metanetli olur ki birisi ona sataşacağı zaman ve inim ri'in katelehu sataşıyor, resmen kavga Evet, yapacak. evet. Ev şateme. Yani aranıyor yani tabiri caizse. Tabii. Söğüşmek istiyor. Ne desin diyor Peygamberimiz? Ben o zaman Felyekul inni saim. Ne olur kardeşim, benden uzak ol, bana dokunma. Çünkü Rabbime söz verdim, irademe sahip çıkacağıma dair yüce Rabbime söz verdim. Ben oruçluyum. İşte bundan dolayı birçok mükafatı var ki hocalarımız bunlardan bahsetmiştir. Oruçlunun o hali Rabbimizin o kadar çok hoşuna gidiyor ki, yani manevi anlamda oruçlunun ağız kokusu, ki aç olan bir insanın midesinden gelebilecek o koku malum. Ama Tabii. Rabbimiz bunu bildiği için lehalufu femi saim ağız kokusu atyabu indallah min rihil misk, yani misk kokusundan daha tatlıdır buyuruyor. İnşallah o mükafata ermeyi Rabbim bizlere nasip eder. İnşallah. Muhterem hocam, etkisini ve tesirini ibadetlerin üzerimizde bunları ifade ettikten sonra şunları söyleyebilir miyiz? Aslında Cenab-ı Allah ibadetleri bizim kendi tekamülümüz için, kemale ermemiz için gönderiyor. Ve her bir ibadetin de kendi dünyamıza farklı bir yeri var. Hani ayet-i kerimede malumunuz sıbgatallah diye bir ifade vardır. Allahü Teala'nın rengine boyanmak diye ifadelendirsek doğru mu olur bilmiyorum. Zaten haliniz bu ilme bizden elbette daha çok vakıfsınız. Lakin sanki kulun kurbiyet noktasında Allah'a daha ziyade yaklaşması için bu ibadetlerin kendi dünyasındaki etkisini ve tesirini görerek, ya oruç beni güzel bir insan yapıverdi. Namazı kıldıktan sonra Mustafa Üstadım'ın ifade ettiği gibi kötülüklerden muhafaza olunmaya başladım. Ya da ben zamana riayet ettikçe ve ibadetlerimi yerine getirdikçe Allah benim vaktimi bereketlendirdi. Bu Bu şekilde yapılan ifade etsek doğru, doğru mudur bu efendim? yapılan ibadetler aynı zamanda bize paylaşmaya da öğretiyor. Yani şimdi imkan sahibi olan insanlar, yani belli bir gelir seviyesinin üstünde olan insanlar, yani oruç tutmadığı zaman bir fakirin, garibin, yetimin halini yani anlayabilmesi herhalde zor olur. Evet. Öyle değil mi hocam? Tabii ki efendim. Yani aç Tabii ki. olmayan bir insan delir tok acın halinde tok ne acın anlar diye. halinden ne anlar? Tabii tabii Yani aynen öyle bizi aynı yani. zamanda ibadetler disipline ediyor. Evet. Yani enaniyetten, bencillikten bizi bu anlamda da kurtarmış oluyor. Yani paylaşmayı öğretiyoruz. Ve Ramazan-ı Şerif'te infak etmeyi ve her zamankinden daha çok yardımlaşmayı yapmış oluyoruz. Malumuz olduğu üzere zekat ibadeti sadece Ramazan ayına mahsus bir ibadet değil. Değil tabii. Çünkü yani bir belli bir imkana, kudrete sahip olan kişi üzerinden bir yıl geçtiği zaman malının 1/40'ını zekat olarak vermesi lazım. Bu Ramazan'a da yapılması şart değil ama Ramazan-ı Şerif'in bambaşka bir anlamı olduğu için biz mali ibadetleri bile Ramazan-ı Şerif'te yapmaya çalışıyoruz ki o güzelliğe erimiş olalım. Ama maalesef bugün toplumumuzda biz böyle konuşuyoruz ama insanoğlu hataya meyilli olduğu için bazen sorumluluğunu, yükümlülüğünü unutabiliyor. Burası Şimdi biz da bunları anlatırken, bunlardan bahsederken yani her şey güllük gülistanlıkta olmuyor. Yani gaflete düşen de oluyor değerli hocam. Bir de şu boyutu var, yani gaflete düşülüyor ama gaflete düşmek şöyle bir şey herhalde ki görüyoruz da, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ve bunu alelade bir şeymiş gibi ifade ederek peşine de şunu ekliyor. Ya bakmayın benim namaz kılmadığıma, oruç tutmadığıma ama benim kalbim çok temiz diyor ya. Ben çamaşır suyuyla yıkıyorum Bunu her nasıl anlayacağız? diyor falan. Ne diyeceğiz buna hocam? Şimdi Allah korusun, hele hele bir Müslümanın ahlakına yakışmayan bir şey. Yani infaktan bahsediyoruz.
Yasin suresinde Rabbimiz وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Amin. Yani Allah'ın size vermiş olduğu o rızıklardan, nimetlerden Allah yolunda harcayın. Kafirlere, münafıklara böyle bir şey dendiği zaman onlar ne diyor? Yani kafirler inananlara اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ Yani haşa, yani haddi bile aşıyor insan bazen. Yani Allah dileseydi doyuracağı, zengin yapacağı kişileri biz niye doyuralım? Niye verelim diyor. Bak burada bir ne var? Ya. Bir tekebbür var. Tabii. Yani bu duruma düşmek Allah muhafaza. Yani insanoğlu bir şey vermiyor, vermediği gibi haddi de aşabiliyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bu duruma da düşmemek lazım. Amin. İşte hayatın koşturmacası, debdebesi, işi, gücü, sıkıntılar. Dediğiniz gibi kalbim temiz ama kalbinin temizliğini biz bir şekilde görmemiz lazım. Yani belli bir yükümlülükler var. Onları uygulayarak biz kişinin aynasına bakmamız lazım. Yani gaflete bu anlamda kesinlikle düşmememiz lazım. Çünkü gaflete düşenlerin acı sonunun da ne olduğunu Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de belirtiyorlar. Yani biz bunları hikaye olsun diye okumuyoruz. Mesela Araf suresi 7. sure-i Celle'de ayet-i kerimeye baktığımız zaman orada gafillerden bahsediyor Rabbimiz. Şimdi gaflet nedir diye düşünecek olursak, yani insanoğlu bazen yapısı itibariyle elinde olmadan bazı durumlarda görevini unutabilir. Öyle değil mi bu? Yani evet. Biz de unutuyoruz. Bu gaflet değil. Bu unutmaktır. Gaflet bile bile, yani bile bir isteyerek, yani taammüden bir şey yapmamaktır. Hı hı. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Şimdi bunları Yüce evet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok şiddetli bir şekilde uyarıyor. Ya ayet-i kerimede وَلَقَدَ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ buyuruyor. Biz cinlerden ve insanların birçoğunu cehennem için yarattık. Yaratmış olduk. Kimdir onlar? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Kalpleri var ama kavrayamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var ama onunla gerçeği göremezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları var ama hakikati işitemezler. Allah korusun. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Onlar hayvanlar gibidir. بَلْهُمْ اَضَلْ Belki daha aşağı seviyededir. اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلِينَ diyor. Eyvallah. İşte gaflete düşen onlardır diyor. Allah muhafaza buyursun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir uyarıyor bizi Rabbimiz. Eyvallah. Bir lütfen buyurunuz. Mesela yine Araf suresinde olacak. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Kendi kendine Rabbini zikret diyor Rabbimiz. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا Yani boyun eğerek, وَخِيفَةً Yani ürpererek, Rabbinin gazabının da olduğunu bilerek, korkarak hem rahmetini umacağız ama aynı zamanda yapmadığımız zamanda da gazabından korkarak, ürpererek Rabbini zikret. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Sakın ha sakın gafillerden olma diye Rabbimiz bizi bu şekilde uyarıyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Üstadım, şimdi bizim de özellikle musiki ile ilgilenen kişilerin hamdü senalar olsun bizim camiamız diye ifade edebileceğimiz, özellikle ehlullahın ifadeleriyle harmanlanmış, hemhal olmuş kişilerin dünyasında neredeyse görmediğimiz diyebileceğimiz kadar az gördüğümüz bir kibir var. Bu musikiyle ilgilenen bir takım kesim insanlar arasında. Ve bu kibir bazen onları öyle bir noktaya götürüyor ki Allah muhafaza, onların eğer söyleyecekleri hayırsa bile Cenab-ı Allah karşı tarafta mâkes buldurmuyor onu, karşılık görmüyor. Bizim en büyük avantajımız arkamıza aldığımız ehlullah ve onların nutku şerifleri ve bizi gafletten beri kılan da herhalde bir yönü itibariyle onların bizim üzerimize kabul olmuş, tezahür etmiş duaları olsa gerek, öyle değil mi Üstad? Şüphesiz onlar tabii bu sene ayrıca Yunus Emre yılı ya, malumunuz. Evet. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de aynı şekilde bu yıl uluslararası ve ülkemizde de yad edilecek. Nutku şerif dediniz ya, hani onlar konuşurken benzetmek gibi olmasın da kendi nefislerinden değil de Allah'ın gönüllerine ilham ettiği
hususları dile getirirler. Ve anlattıkları şeyler o kadar güzel şeyler ki, sözler ki, biz onu okuduğumuzda orada nefsani herhangi bir şey bulamıyoruz. Yunus Emre mesela Hazretleri, o kadar çok güfteleri var, nutku şerifleri var. Hepsinde hem dinimizin ibadet boyutuna, itikat boyutuna, hatta varlık anlayışına dair, yani kainat, insan, Allah ilişkisini bile anlatan, aynı zamanda tasavvufun en çetrefilli konularını da dile getiren çok önemli sözleri var. Yani kulluğa davet ederken Yunus Emre bir başka güzellik taşıyor. Efendim, bizi günahlardan, kötülükten uzaklaşmaya davet ederken manzumelerinde ayrı bir güzellik taşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine, muhabbetine sevk ederken ayrı bir hakikaten muhteşem edası var. Allah'ı unutmamaya, anmaya, zikretmeye davet ederken yine gerçekten ayrı bir güzelliğe sahip. İşte Allah adın uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur diyelim Allah Allah. Sonra ümmeti Muhammed'e sesleniyor. Ey Muhammed ümmeti, terk eyleme sünneti. Umarız şefaati diyelim Allah Allah. Üstadım, yani her biri ayrı bir öğüt. Buyurun. Eyvallah. Son zamanlarda içinde yer aldığım projeden mülhem, ne vakit Ahmet Yesevi anılsa zatenizin bir onun nutkundan beslenmiş eseri 18 bin aleme evet. Server olan Muhammed ya, değil mi evet, üstadım? Evet. O geliverir. Mesela orada da öyle divanı hikmetten yola çıkarak onun öyle büyük bir noktada Türkçe olarak bir de evet, ümmeti evet. Muhammed'e çok güzel ifadeleri vaz ettiği değil mi efendim? Bu hakikatler de çok güzel bir şekil alıcı, şekil verici noktada. Şimdi biliyorsunuz musikimiz aslında sözlüdür başlangıç evet. itibariyle. Saz evet. çok böyle sade olarak işin içerisinde, yani kopuzla başlayıp bugüne gelen çeşitlenen enstrümanlarımızı düşünürsek, ama orada sözü kanatlandırmak, hem kulaklara hem gönüllere hem dimağlara yerleştirmek, hem de estetik olarak kalıcılığını sağlamak için onlar hem manzumelerden, yani şiirden istifade etmişler, hem de musikinin o etkileyici namelerinden istifade etmişler. Hani bu lisan-ı elhan diyoruz ya. Evet. Yani namelerin dili insanların üzerinde, yani müzik dili insan üzerinde en etkili anlatım dillerinden kabul edilir. Hatta en etkilisi bile kabul edilir. Hatta biliyorsunuz Hazreti Mevlana der ki musiki aşıkların ruhunun gıdasıdır. Çünkü onda sevgiliye kavuşma ümidi vardır. Yeah. Ki o da işte Bezmi Elest anlayışının ilahi hitabın o hoşluğunu, letafetini, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabının letafetini duyabilme neşesi ile kendinden geçmesi, zikretmesi ve okuyup söylemesidir işin aslında. Ne kadar güzel ifade evet. ettiniz. Tam da buradan devam etmek lazım Mehmet Hocam'la üstadım. Buyurun. Ortaya çıkan bir muhabbet var. O da şu Mehmet Hocam. Üstadım sahneden indi ve bizim burası sizin sohbetinizle birlikte birleşti ve maneviyat noktasında yükseldi, yükseldi ve bir huşu ve huzur iklimi oluşuverdi. İbadetler de böyle bir etki yapıyor değil mi insanın dünyasında? Hem vücut ikliminde hem de kainatta. Buradan devam edelim efendim yani, biraz. Yani ibadetleri güzel kılan tarafı da huşunun olması. Yani Yüce Rabbimizin huzurunda, yani hem şekil olarak, beden olarak ve manevi olarak ona tazarru göstermemizi, boyun o eğmemizi huşu ifade eder. Bu anlamda tabii insanın her an her hali bir olamıyor. Yani kişi ibadet edeceği zaman bile, mesela bugün hele hele modern çağda Rabbimize karşı sorumluluğumuz var. Günde 5 vakit namaz kılmamız lazım. Ama namazları sanki böyle arada sıkıştırıyor gibiyiz. Yani namaz kılmış olmak için kılıyoruz
ya yani, da hadi okuyor. Namazı bir aradan çıkaralım diyoruz. Namazı aradan çıkar. Şey, bu bile yani bizim bakış yani, açımızı belli ediyor ki namaza ayrı bir önem vermemiz lazım. Yani huşulu bir şekilde o ibadeti yerine getirmemiz lazım. Yani hayatın keşmekeşi bizi işte değişik meşguliyetler bu şeyden alıkoyuyor. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman sevgili Peygamberimiz namaz kılarken adeta kendinden geçerdi. Yani Rabbi ile böyle baş başa kaldığı zaman 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 gözlerinden böyle hüngür hüngür yaş döküldüğünü söylüyor bize sahabe-i kiram. Secdede kumun ıslandığından değil mi efendim, evet. Bahis var. Sevgili Peygamberimiz zamanında ashabı bizim bugün bir nevi yaşadığımız bazı sıkıntıları onlarda yaşıyordu. Sahabelerden Hanzala el-Üseydi diye birisi Medine sokaklarında dolaşıyormuş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a denk geliyor. Selamlaşıyorlar. Nasılsın, ne var ne yok diye soruyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ne cevap verse beğenirsiniz. Ya Ebu Bekir diyor. Hanzala münafık oldu. Allah Allah. Şaşırıyor. Fesubhanallah diyor. O ne biçim söz? Olur mu öyle şey diyor ya? Niye seni bu duruma sevk eden durum nedir diye merak ediyor. Başlıyor anlatmaya. Diyor ki ya Ebu Bekir, biz normal şartlarda Cenab-ı Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bize cenneti cehennemi anlattığı zaman adeta o ortamı, o atmosferi yaşıyor gibi oluyoruz. Kendimizden geçiyoruz ama ne zaman gidiyor ayrılıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, işimizle, gücümüzle, meşguliyetimiz başlayınca bir anda unutuyoruz. İşte bu beni çok büyük sıkıntıya sokuyor diye üzülüyor. Hazreti Ebu Bekir, ben de vallahi diyor aynı durumda müzdaribim diyor. İkisi beraberce Hazreti Peygamber'in makamına gidiyorlar. Selam veriyorlar. Hanzala aynı durumu anlatıyor Peygamberimize. Arz ediyor. Nedir durumun? Anlatıyor. Aynı durumu anlatıyor. Hazreti Peygamber çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki ya Hanzala vellezî nefsî biyedî. Dikkat edin buna. Bu canı bu tende tutan Allah'a yeminler olsun ki اِلَّوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونَ عِنْدِ وَفِي الذِّكْرِ. Sizin benim yanımda, benim huzurumda, benimle beraber otururken o haliniz evinizde, dışarıda devam edecek olsaydı siz melek gibi olurdunuz. لَسَافِحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ diyor Peygamberimiz. Allah'ın melekleri evlerinizde, yollarınızda sizin karşınıza geçer, sizinle musafah eder, sizinle selamlaşırlardı. Sübhanallah. Biz insanız, yapımızda bu var. Devamında velakin ya Hanzala diyor. Sa'a ve sa'a ne demek? İnsanoğlu böyle. Bazen öyle, bazen böyle. Hazreti Peygamber'i dinlerken sahabe-i kiram o kadar bir vakur, huşu içerisinde dinlerlerdi ki sanki başlarında bir kuş var. Yani biraz hareket edecekleri zaman ürkütüp o kaçmasın diye bu şekilde sevgili peygamberimizi onlar dinlerdi. Hocam tabii izninizle tabii ki oradan devam edelim. Lakin bir eser dinleyelim. Şu huşu zirveye çıkmışken bu anı değerlendirelim üstadım. Huşuyu bir dağıtalım mı diyorsunuz? Yok dağıtmayacağız. Siz birazcık daha biz gideriz bu rüzgarla ya. Buyurunuz üstadlar. Eyvallah. Eyvallah.
Maşallah, barikallah üstadım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Harikulade bir eserdi. Üstadlara da teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Allah razı olsun. Böyle işte huşuğun birazcık daha bir böyle hani şey olur. Eskiden dergahlarda öyleymiş. Şimdi de öyledir muhakkak da. Bir dervişin böyle aşk ve vecd haliyle cezbeye gelmesi diğer dervişi de etkilermiş. Böyle birbirini evet. Hocam etkiler. Bizi cezbeye getirdiniz. Evet. Yani anlattığınız hadise hakikaten çok güzel bir hadise. Ben çok etkilendim. Değil mi ya? Ayrıca hocam biraz şeyi dağıtmak için sadece Rizeliler çay içmiyor. Onu da söyleyeyim. Biz Rizeliyiz, o, çay içeriz falan severiz ama dedi Mustafa ya hocam. Abi şöyle yapalım. İftara sonra herhalde alacağımız var yani. Biz de çok severiz çayı. Yani çaysız hiç. Bir de biz hemşeriyiz zamanımız yani. Zamanımız geçmez tabii. Kayseriliyiz yani. Kayseriliyiz biz. Biz de hemşeriyiz yani. Hep böyle sucuk pastırma yemiyoruz hep. Sıcakkanlı olalım biliyorsun herkes de hemşeri olur yani. Tabii tabii aynen. Yalnız hocam bizi Rize'ye davet etti değil mi hocam? Evet. Ramazan'dan sonra gidelim. İnşallah. Orada sözümüz var. Bekleriz inşallah. İnşallah. Denize nazır bir mekanda inşallah. İnşallah. Çayı orada içeceğiz. Çay Rize'de içilir ya. Doğru yani, o da doğru yani şimdi. İstanbul kadar güzel olmasa da orası da güzel. İstanbul'un maneviyatı güzel. Yani. Orada gözümüzü kapatırız, İstanbul'u düşünürüz. Çaya devam ederiz. Rize'de de olsak. Eyvallah. İşte bu huşu, huzur bu herhalde değil mi efendim? Yani ashab-ı kiramın ibadetleri yaparken namaz o anda farz kılınmış gibi namaza kalkıyor oluşu. Ya da namazı şu anda bizim gafleten yaptığımız gibi hadi şu namazı da aradan çıkaralım falan deyivererek değil de namaza öyle bir sarılıyorlar ki müminin miracıymış gibi. Hani bir benzi sararır Allah Resulü'nün torunlarından abdest alırken sorarlar ey Allah Resulü'nün torunu niçin benzin sarardı? Cevap verir. Görmüyor musun kimin huzuruna çıkmak için hazırlanıyorum der. İşte bu hassasiyette olmak, bu rikkatte olmak. Herhalde huşu, huzur bu olsa gerek değil mi Mehmet Hocam? Birazcık daha devam edelim. Sonra ekleyeceğimiz maddeler de var efendim. Huşunun özünde tabii tazim de az önce ifade ettiniz. Yüce Yaradan'a bir yönelmek var. Yani ona tam bir itaat ve teslimiyette odaklanmak var. Yani kendimizi Yüce Rabbimize vermek var. Ve ibadetlerimizde Rabbimiz bizim çok şekillerimize bakmaz. Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifine baktığımız zaman görüntü önemli değil. İnnallâhe lâ yanzur ilâ suvarikum ve emvâlikum. Yani sizin dış suretinize öyle çok güzeliniz bakmaz. Neye bakılır? Yani özüne. Velâkin yanzur ilâ kulûbikum ve e'mâlikum. Kalplerinize, evet. amellerinize bakar. Peki bu durumda özellikle
namaz ibadetinde bir eylem var Mustafa Hocam. Yani biraz bir hareket ediyorsun, bir yorulma var. Bazı Evet. ibadetlere göre namaz ibadeti birçok kişiye bu anlamda biraz zor geliyor, yüksünüyor. Ve hac ibadetinde de böyle bir meşakkat var. Hac meşakkatli Tabii buyuruyor Allah Hazreti Resulü. Peygamber ne buyuruyor? Bak bugün çok lüks imkanlar olmasına rağmen Evet. Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi yine tecelli ediyor. El haccu meşakka. Yani hac meşakkattir. Şimdi hepimiz hacca gitmişiz. Arafat'ta çadırlarda duruyoruz. Vakfemizi yapıyoruz. Ondan sonra güneş battıktan sonra araçlarımıza biniyoruz. Müzdelife'ye iniyoruz. Orada vakfemizi yapıyoruz. Bir yaya yürüyüşümüz var. Mina'ya geliyoruz. Cemarat'ta şeytan taşlama var. Yani bunlar bayağı bir meşakkattir. Ve sevgili Peygamberimiz bize nasıl öğrettiyse biz kafamıza göre o anlamda ibadet yapmıyoruz. Malumunuz ne buyuruyor? Hudu anni menasikakum. Evet. Yani haçla ilgili o menasikinizi, ibadetlerinizi benden öğrenin. Evet. Peki namazı ne şekilde kılıyoruz? Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde kılıyoruz. Kafamıza göre kılabiliyor Öyle, muyuz? tabii canım. Peki neden? Ben bir türlü hala kendi adıma söyleyeyim. Akşam namazının niye 3 olup da 4 olmadığını veya 2 olmadığını ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Siz çözdünüz mü? Vallahi ben çözmeye gayret etmedim. Ben eğer tabudidir. Tabudi olduğu için Eyvallah hocam. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle Aynen namaz öyle, kılın diyor. tabii. Bu gibi namaz ve hac gibi ibadetlerde huşu ile bunu eda ettiğimiz zaman kalbimize daha bir değişik böyle bir huzur ve ferahlık olur. Neden? Çünkü namazda ve hac ibadetinde bedeni zahmetlere katlanıyoruz. O da ne oluyor? Rahmete dönüşmüş oluyor. Hı hı. Ama huşu ile bunu yaptığımız takdirde. Peki bazı adamlar böyle göstermelik namazlarını kılarlar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 45. ayet-i kerimede Rabbimiz evet. ne buyuruyor? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ Bak Allah'tan yardım isteyeceğiniz zaman önce sabırlı olacağız, kendimizi hazırlayacağız ve de namaz kılarak. Yani insanın bir şeye ihtiyacı var, böyle durduk yerde bana şunu ver ya Rabbi demek de olmuyor. O atmosfere girmemiz lazım. Kendimizi hazırlamamız lazım. Abdestimizi alacağız, boynumuzu bükeceğiz. Evet. Rabbimize adeta yalvaracağız. Konsantre olacağız. Evet. Değil mi hocam? Doğru. Sabredeceğiz. Tabii ki. Ve de namaz kılarak Rabbimizin hoşuna giden bir ibadetle Allah'a yönelmiş olacağız. Ama huşu olmadığı zaman ne oluyor değerli hocam? وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ Huşulu olmayanlara o bedeni olan namaz ibadeti çok ağır gelir diyor. Peki hocam o halde bu Ve noktada öyle oluyor. Mehmet hocam yani şimdi huşu tamam eyvallah olmasını istediğimiz nokta ama şeytan sürekli musallat oluyor. Şeytanın desin sesi bize vermiş olduğu vesvesesi şu bu vesaire hepsi bizi bir yönü itibariyle uzaklaştırmak noktasında tutuyor ibadetlerden. Ve bizim aslında riyadan, ucuptan, gösterişten uzak, beri bir şekilde ibadetlerimizi de yapmak arzumuz da var. Ruhun isteği de o. Bu noktada riyadan, ucuptan, gösterişten uzak yapılmayan ibadetlerin neticesi nedir? Bir de bunlara takılmamak için, şeytanın da bize vermiş olduğu vesveseden uzaklaşmak için ne yapmak lazım hocam? Tabii insan olarak şeytan her zaman insana musallat olacak. Yani şeytanın vesveselerini engellemek mümkün değil. Tatile çıkmıyor. Çıkmıyor. Şeyden yani. Özellikle namaz ibadeti ne değerli hocam? Evet hocam. Yani ezan okunduğu zaman öyle bir hadis-i şerif var. Kaçıyor. Arada tekrar geliyor. Kâmet getirildiği zaman kaçıyor ve namazda da insana musallat oluyor. Biz şeytanın bu vesveselerini asgari düzeye indirmek için belli görevlerimiz var. Az önce değinecektim zaman olmadı. Mesela çok hızlı bir hayat yaşıyoruz son zamanlarda. Evet. Yani adeta böyle işler birbirini takip ediyor, koşturuyoruz. Az önce dediğimiz gibi namaza böyle çok namazı kaptırayım derler bizim orada. Öyle mi efendim? Yani öyle bir ifade var. Ben aradan çıkarmak. Tabii aradan yürüye, çıkarmak. Göre değişiyor. Karadeniz'de öyle bir ifade var. Namazı yani öyle olmaması lazım. Hele evet. hele böyle
ter içerisinde yani, koşturarak namaza gitmemek lazım. Tabii, öncesinde hazırlıklı olmak lazım. Bu şekilde olursak çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bugün namazın tabi sayamayacağımız kadar çok faydaları var. Elhamdülillah İstanbul'dayız, payitahttayız. Eyvallah. Ne güzel camilerimiz var, Salahattin camilerimiz var. Bak herhangi bir camimize, Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye baktığımız zaman camilerimize, özellikle Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, bak ecdadımız ne güzel yapmış. Az önce dediğimiz dünyanın bu meşguliyetlerinden arınmak için camilerimizde, Salahattin camilerinde ilk önce bir dış avlu var. Evet. Bu neyi ifade ediyor? Aslında müminlerin buluştuğu mahşer yeri gibi değil mi efendim? Hem mahşer yeri gibi, dış dünyanın o koşturmacası, o debdebesinden insan caminin o dış avlusuna geldiği zaman o şeylerden bir arınıyor. Cennete girmiş gibi. Cennete girmiş gibi. Eyvallah. Adeta dünyadan başka bir aleme geçiş yapmış oluyor. Buna bizi hazırlıyor. İşte ibadeti böyle yapacağız. Ecdadımız bunu düşünmüş. Biz de bugün modern mimariler yaptığımız zaman buna uygun yapmamız lazım. Biz maalesef 500-600 yıl önce ecdadımızın yapmış olduğu o mimari güzelliğe, estetiği bile yakalayamıyoruz. Yani daha ileriye gitmemiz gerekirken bunu yapamıyoruz. Bugün yasaklar var. Baktığımız zaman itikaf ibadeti var. Yapmamız lazım. Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Peki illa itikaf ibadeti Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü mü olması lazım? Mutlaka öyle olması lazım ama bir takım alimlerimiz şöyle buyuruyorlar. İtikaf ibadeti 10 gün yapacaksın diye bir kural yok. Niyetin iyi olacak. Allah rızası olacak. Az önce dediğimiz şekilde camiye giriyorsun, dış dünyadan kendini arındırmış oluyorsun ve ondan sonra şadırvana olduğu yere gidiyorsun, güzel bir şekilde abdestimizi alıyoruz ve camiden içeriye gireceğimiz zaman değerli hocam, o muşamba bir kapıdan giriyoruz. Ne yazıyor orada? Kapının başında şöyle yazılar yazar. Neveytul itikaf, itikaf etmeye niyet ettim diye camiye giriyoruz. Bizim orada bir saat bile durmamız, hatta birkaç dakika bile durmamız bu düşünceyle, yani bu kafa yapısıyla orada durmamız itikaf sevabını elde edebileceğimizi söylüyor alimlerimiz. Bugün namaza durduğumuz zaman böyle hakkını vererek, huşulu bir şekilde durduğumuz zaman, şimdi güncel göstermelik, efendim reiki, meditasyon, yoga, bunlara yani bizim halkının %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede bunlara gerek var mı hocam? Tabii ki. Öyle yani bir şey. Tabii bizim onu ibadetlerimiz... Onu yapan insanların bireysel kendi donanımlarıyla alakalı belki sağlık için falan yapıyor olabilir ama ibadet maksadıyla yapmayan kişileri de göz önünde bulundurarak... Az önce dedik herhalde eyvallah, sorunuzu atladım eyvallah mı bilmiyorum ama eyvallah, şimdi eylemi yapabilirsin. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Oruç tutuyoruz. Şimdi sağlıkla ilgili tabii ki bedenimize, sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu beden de yüce Rabbimizin bize bir emanetidir. Peki aç kalıyor insan. Belli yiyecekleri yemiyor. Saatlerce aç kalıyor. Peki oruç, oruç tutma sevabına nail olabiliyor mu? Niyeti olmadıktan sonra. Her tabii şeyin olamaz. Başı, elbette, tabii. Her şeyin başı niyet geliyor Mustafa Hocam. Niyet olmadan hiçbir şey olmaz. Eyvallah. Ve sevgili peygamberimizin hayatına baktığımız zaman şöyle bir hadis-i şerifi var. İnnemel a'malu binniyat diyor. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve bir örnek anlatılır. Malumunuz olduğu üzere sevgili peygamberimiz Mekke döneminde 13 yıllık bir dönem geçiriyor. Mekke'de çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Yani İslamiyet'e inanan insanların sayısı yavaş yavaş her geçen gün çoğalmaya başlayınca Mekkeli müşriklerin azılığı ileri gelenlerini rahatsız etmeye başladı. Ne oldu? Baskılarını daha çok artırmaya başladılar. Ve belli bir zaman sonra Hazreti Peygamber ve arkadaşları artık Mekke'de yaşayamayacaklarını anladılar. Hazreti
Allah tarafından onlara hicret etme müsaadesi verildi. Bak niyetin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve Hazreti Peygamber önce arkadaşlarına Habeşistan'a gitmeye müsaade etti ve ondan sonra Medine'ye hicret ettiler. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman ve hicret ederken yolda hastalıktan dolayı gidecekleri yere varamayıp da ölen insanlar vardı. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُهِ Mekke'de olduğu gibi evinden, yurdundan, barkından Allah ve Resulü'nü murad ederek evinden çıkan kişi yolda ona ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çatarsa فَكَدْ وَكَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Yine Hazreti Peygamber'in arkadaşları Medine'ye hicret ediyorlar. Adamın birisinin niyeti bambaşka. Ona da Muhacir-i Ummul Kays deniyor. Adamın biri aynı diğer Müslümanlar gibi Mekke'den çıkıyor, Medine'ye gidiyor. Biliyorsunuz meseleyi. Hicret edenler arasında sevdiği bir kadın var. Ona aşık olmuş. Onunla Mekke'de evlenmek istiyor. Evlenme teklifini buluyor, kabul etmiyor. Evet. Kadıncağız Medine'ye gidiyor, hicret ediyor. O kafileyle beraber o da oraya gidiyor. Peki bunun bu yolculuğu neticesinde bir karşılığı var mı Necip Hocam? Neye hicret etmişse tabii, hicreti tabii, onadır. Buyuruyor tabii. Hazreti Peygamber. Nedir hocam? İnnemel amalu bin niyet. Ameller Eyvallah. Ancak niyetlere göredir. O innema likulli imri'in ma neva. Neye niyet hicreti niyet ettiyse karşılığı odur. O men kanet hicratu lidunya yusibuha. Dünyalık için göç etmişse onu görecek. Ama Allah için ettiyse karşılığı da onu bulacak. Hazreti Mevlana diyor ki Musa abi üstadım, bir kap içinde neyi varsa dışına onu sızdırır. Evet. Yani muhteşem bir ifade. Yani bir kap burada bir insan. Nereye gidiyor? Hicrete. Onun gönlünde başka bir şey var. O gönlündeki neyse o tezahür edecek zaten. O ortaya çıkıyor. Tabii. Bunun gibi bir şey herhalde değil mi bu durumda? Tabii şöyle aslında hani hocam siz çok güzel olayı izah ettiniz. Gaflet meselesinden çıktı hadise. Ve orada en son zikir kavramından bahsetti. Evet. Yani dervişin fikri neyse zikri odur gibi kavram bizde şeyler de var. Darbe meseleler de vardır, deyimler vardır. Yani biz aslında her yaptığımız işle kulluk şemsiyesi altında ibadet boyutuyla hangisi olursa olsun hepsi bizim Allah'ı hatırlamaya ve onu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamaya dönük yaptığımız eylemlerdir. Yani beş vakit namazı hatırlayan adam ne için hatırlıyor? Allah'ı hatırladığı için benim ona ibadet etmem lazım. Akşama kadar oruç tutup yasaklanan şeylerden uzak duran bir kul niçin bu eylemi gerçekleştiriyor? Allah'ı unutmadığı ve onu hep hatırda tuttuğu için. Aslında bütün ibadetlerin maksadı bu anlamda Allah'ı zikri daim dediğimiz sürekli hatırlama kıvamına ulaşma gayreti. Bir de üstadım irade beyanı gibi sanki. Evet. Yani ben eğer Allah'a iman ettiğimi söylüyorsam bu iman ettiğimi ortaya koyduğum halde ibadet oluyor. Yani evet. Aksiyonerlik bir yönü itibariyle. Aksiyonu ortaya koyuyor insan. O yüzden ibadeti sadece işte farz ibadetler olarak görmemek lazım. Çeşitlendirdi evet, ya evet. Hocam da ifade etti. Yani bir tebessüm ibadet oluyor. Güzel bir söz ya, ibadet tabii. oluyor. İşte yoldan bir taşı kaldırıp bir kenara koymak, insanlara engel teşkil eden, insanlara yardımcı olmak, sıkıntılarını gidermek, onların efendim dertlerine ortak olmak, bir hastayı ziyaret etmek. Evet. Ya düşünün, bir hastayı ziyaret etmek normalde bizim beşeri ilişkilerimiz gibi ama Allah ona ibadet kalitesi katıyor. Yani o kadar önemli bir bize Allah misyon yüklemiş ve imkanlar vermiş ki kulluk çok zor bir şey değil aslında. Ancak biz sadece kulluğu ibadetlere teksif ettiğimizde yani işte namazı nasıl kıldın kılmadın yani tamam da bu işin yani bir kısmı hatta çok az bir kısmı evet. bizi Allah'ın halifesi yapacak onun boyasıyla
boyanmış Ya. kılacak olan diğer donanımlar nasıl olacak? Onları Benim nereye koyacağız? Onları nasıl kazanacağız? tabi hocamın dediği gibi niyet iyi olduktan sonra, yani niyet hayır, akıbet hayır denir ya. Aynen. Yani şu anda bilgiyi paylaşmak bile bir ibadettir yani. Niyetimiz yani samimi, ihlaslı Allah rızasını gözettiğim zaman bir yetimin başını, öksüzün başını okşamamız bile, bilgimizi paylaşmamız yani her şey güzelliğe, ibadete dönüşmüş oluyor. Sevgili Peygamberimizin bu anlamda, niyet anlamında bunu söyleyecek olursak, şimdi bazı insanlar var ki yani içinden böyle duygular fışkırıyor, bir şeyler yapmak istiyor ama belli mazeretler kişiyi ibadet yapmaktan alıkoyuyor. Mesela bugün oruç tutmak isteyip de tutamayan kardeşlerimiz var. İşte şeker Tabii. hastası olan veya değişik hastalığa maruz kalan kardeşlerimiz aslında yüreği yangın yeri gibi feryat ediyor, figan ediyor ama sağlığı el vermiyor. Bu anlamda bu niyetle ibadet yapmak isteyen kişinin mükafatını biz inanıyoruz ki Yüce Allah verecektir. Sevgili Evet. Peygamberimiz niyetül mümin hayrun min ameli buyuruyor. Yani müminin niyeti Amelinden amelinden çok hayırlıdır. daha hayırlıdır. Yani bazı insanlar birçok şey yapar ama içinde, duygusunda Allah'ın rızası yoksa onun bir karşılığı yok. Bu meyanda sevgili Peygamberimiz bir gazve dönüşünde yolda yürürken ashabiyle beraber yani savaş sonrasında kazanılmış bir harp sonrasında şöyle buyuruyor. Aynen az önce dediğimiz gibi Medine'de mazeretine binaen gönlü çok istemesine rağmen o sefere katılamayan kişiler vardı. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İnne ekvamen bil Medine'de halfena diyor. Geride öyle insanlar bıraktık ki ma selekna şi'ben ve la vadiyen illa ve hum ma'ana diyor. Yani biz aşmış olduğumuz dağlarda, geçmiş olduğumuz vadilerde onlar hep bizimle beraberdi. Gönülleri bizimle beraber atıyordu ama gör ki habesehumul el'udr. Özürleri onları bizimle beraber olmaktan alıkoydu diyor Peygamber. Buna da sevap olduğunu, mükafatın olduğunu sevgili Peygamberimiz ifade Eyvallah, buyuruyorlar. Allah razı olsun. Şu anda gönüllerimizin bir olduğu, insanların bulunmuş olduğu şehirde, Ankara'da iftara doğru böyle çok az bir süre kalmış durumda. Onların da heyecanını biz de onların kalplerinde olduğumuzu bilerek yaşıyoruz. Ve onlarla birlikte sofraya oturmuşuz gibi, onlar da bizimle sofraya oturacaklarmış gibi bir şekilde yani beraber bir şekilde Evet. iftar neşesinden, duasından müstefid olacağız. Ve isteriz ki birlikte de bu anı, bu neşeyi taçlandıralım ve birlikte bir eser okuyalım Tabii üstadım, olur mu? memnuniyetle buyurun. Ankara için iftar vakti oldu herhalde. Cenab-ı Allah tuttuğunuz ve tutacağınız oruçlarınızı kabul eylesin. Selam olsun Hacı Bayram Veli diyarına efendim. Buyurunuz Bismillah. üstadım. Hocam müsaadenizle. Eyvallah. Feryat eder
Maşallah, barakallah üstad. Eyvallah, buyursun efendim. Evet. Buyurun. Ağzınıza sağlık. Çok... Eyvallah. Eyvallah efendim, harikulade oldu. Ve üstadım... Ağzını sildiniz, Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hem Osman Hulusi Efendi Hazretleri'ni tekrar yad eyledik. Hem üstadım Mehmet Emin Ay hocamızı yad eyledik. Evet. Evet. Allah razı olsun. Onun da... Bu ziyafete müstefid olduk yani. Eyvallah, ne kadar güzel. Herhalde bu da şudur muhterem hocam. Yani hamdolsun oraya adımımızı attığımız andan itibaren öğrendiğimiz bizim bir gerçeklik var. O da ihlas ve samimiyet. Evet. O öğrenilir. Sonradan işte taklit tahkike ulaşılır. Yani ihlası bile taklit ederse insan neticesinde muhlislerden oluverir inşallah. İlmen yakin olarak öncelikle. Eyvallah, değil mi? Değil mi? Sonra, evet. Bu güzellik samimiyet de yüzünüze yansıyor, belli oluyor. Allah eyvallah, razı Allah razı olsun. O güzel, eyvallah. Görüşünüz güzel. Sevgili Peygamberimiz bu anlamda bir hadisi var. Her kimin diyor gece ibadeti, yani namazı, ibadeti çok olursa men kethurat salatu billeyl hasune vecuhu bin nehar diyor. Gündüz de onun yüzüne sirayet eder. Böyle Allah mütebessim Allah olur. Böyle Allah sizin Allah gibi böyle güler yüzlü insanlar olur. İnşallah. Eyvallah. Oluruz. Allah İnşallah. Razı olsun. Herhalde bu ihlas, samimiyet, insanın bir yönü itibariyle kalbini direkt Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine yöneltmesi, yönlendirmesi ve Allah-u Teala'nın kalpleri evirip çevirdiğini bilerek ya Rabbi kalbime mukayyet ol. Amin. Ya Rabbi zikrinde daim eyle. Ya Rabbi kademimi sabit eyle demesi herhalde müminin bütün ibadetlerinin başında söylemesi, ortaya koyması gereken ifadeler değil mi hocam? Evet. Buradan biraz ihlas maddesine dahil olalım mı efendim? Efendim ihlas tabii adından da belli olduğu gibi yani saf, katışıksız, arı diye bir sözlük anlamında telaffuz edebileceğimiz bir kelimedir. Ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bazı ayet kelimelerde ne buyuruyor Rabbimiz? Muhlisine lehuddin. Hmm. Yani dini Allah'a has kılarak, yani itaatimizde inancın, kulluğun ve bütün itaatin sadece yüce yaratana karşı özgü olması gerektiğini ifade buyuruyor ayet kerimede. Evet. Yine buna benzer, yani hem bizim yolumuz tabii din, diyanet anlatan kişinin izleyeceği yolda nedir? Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden gitmemiz öyle lazım. Sahabeden Ebu Umame el-Bahili diye bir sahabi, o anlatıyor. Adam birisi peygamberimize geliyor, diyor ki evet. Ya Resulallah, adamın biri şöhret olsun diye, nam olsun ve ganimet elde etmek için savaşıp da ölen kişinin kazanacağı bir şey var mı diye soruyor. Sevgili Peygamberimiz diyor ki onun diyor kazanacağı hiçbir şey yoktur. Allahu Ekber. Yine soruyor. Bir şey yok mu ya Resulallah? Yok diyor. Hiçbir şey yok. Üç sefer soruyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine diyor ki İnnallâhe lâ yakbalu minel amel illâ mâ kâne hâlisan ve btugye bihi veçuh. Allah sadece kendi rızasının gözetileceği amellerden başka hiçbir şey kabul etmez. Demek ki samimi olacağız, ihlaslı olacağız. Bu ihlasın bir de zıttı var. Az önce konuştuk. Evet. Riya var, gösteriş, suma var. Falanca adam böyle yaptı desinler diye. Bu şekilde savaşan insanlar var tarihte. Yani desinler diye, nam olsun diye. Tabii ki onların hiçbir karşılığının olmayacağını sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Yine Bakara suresi 264. ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tuptilu sadakatikum bil menni vel eda. Yani bir güzellik yapıyorsunuz, sadaka veriyorsunuz, iyilik yapıyorsunuz ama sakın başa kakarak insanlara eziyet vererek bunları boşa çıkarmayın. Tıpkı kellezî yunfikû mâ lehû riâ'en-nâs gösteriş olsun diye malını Allah harcayanlar Allah gibi malınızı sakın boşa çıkarmayın diye Allah Resulü bizi uyarıyor. Evet. Dinimiz nedir değerli hocam? İhlas ve samimiyetten ibarettir. Eyvallah. Sevgili Peygamberimiz bir gün öyle buyuruyor. Eddînû en-nasîhâ. Yani. Din samimiyettir. Peki kime karşı? Soruyorlar Ya Resulallah limen kime karşı? Öncelikli olarak Allah'a, kitabına, elçisine,
veli ümmetil müslümin, Müslümanların idarecilerine ve âmmetihim, bütün Müslümanlara karşı, yani herkese karşı içimiz dışımız bir olacak, samimi olacağız, ihlaslı olacağız. İnşallah böyle yaptığımız takdirde Eyvallah. Rabbimizin rızasına nail olacağız. İnşallah. Sadece ibadetleri değil, mümini ayıran en büyük özellik nedir değerli hocam? Bir Müslümanın en belirgin özelliği güvenilir olması. Aile hayatımızda güvenilir olacağız. Eşimize, dostumuza karşı güvenilir Tabii. olacağız. Akrabalarımıza karşı güvenilir olacağız. Özellikle maalesef bugün iş hayatında bu çok sekteye uğruyor. Aslında bugün çekin, senedin bir Müslümanın hayatında pek olmaması lazım. Birbirimizle alışveriş yapacağımız zaman güven evet, esasıyla. Mustafa hocama ben, hocam sıkıştım, bana ne olur böyle bir iki aylık bir maslahat ver diyeceğim zaman korkmadan evet. ki Müslümanın anlamı da o değil mi? El Muslim men selim el Müslim, Müslüman ondan güvende olacak, yani selamette olacak, birbirimize güveneceğiz. İşte evet. maalesef bu özelliklerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz ki inşallah bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bazı kaybettiğimiz o güzel hasletleri tekrar kazanmamıza vesile Eyvallah. Olmasını Yüce Allah'tan temenni Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Üstadım, Allah Resulü'nün ifadelerinden bir noktada ibadetlerin az lakin sürekli oluşuyla alakalı, olmasını istemesiyle affedersiniz alakalı bir hususiyeti ifade ettiği vaki Peygamber Efendimizin. Bu bizimle alakalı ve sizin iştigal alanınızla da alakalı böyle olsa gerek tecelli ediyor. Ve biliyorum ki şu anda gayretinizi sürekli olarak bazen hem yoğunlaşıyor, bazen de o zamana göre Covid'den dolayı belki azalabiliyor evet. etkinlikler vesaire. Ama biliyorum ki talebe yetiştirmeye devam ediyorsunuz sürekli olarak. Buradan birkaç cümleyle bahsetsek olur mu? Programımızın da sonuna evet, geldik. Tabii biz şartlar ne olursa olsun insan kendine bir yol bulabilmeli. Yani evet. faydalı olmak istiyorsa başkalarına, yani onların gönüllerine, zihinlerine dokunmak ve onları geleceğe hazırlamak. Çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceği için çok kaliteli, nitelikli nesiller yetiştirmemiz değil lazım. Mi? Bu sadece işte sanayide, şurada, burada, diğer bu alanlarda değil, bu alanlar başta olmak üzere. Ve en önemlisi de sanat alanında, kültür alanında bizim elçimiz olacak insanlarımızın zevklerine ve estetik duygularına hitap edecek. Bunları da meşru dairede insanın erdemini, insanın vakarını, manevi duruşunu bozmadan gerçekleştirebileceği bir çalışmayı mutlaka yeni nesile taşımamız lazım. Biz bunu her halükarda işte zaten okulda, üniversitede öğrencilerimizle yapmaya çalışıyoruz. Bizden katkı isteyen kardeşlerimize de emek vermelerini özellikle bunları tavsiye ediyoruz. Çünkü emeksiz bugün biliyorsunuz sosyal medya vesaire çok netice alınmıyor hakikaten. Evet. Sürekliliği de olmuyor eyvallah. Yani. Tabii tabii. Az önce ifade ettiniz ya. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden İslam Üniversitesi evet. İlahiyat Fakültesi'ne geldiniz. Şu an buradayız. Evet, buradasınız. Devam ediyor çalışmalar. Devam ediyoruz. Evet. İnşallah bu online süreç bitince daha yoğun çalışmalarımız olacak. Ama mesela biz İstanbul İlahiyat Fakültesi olarak bu süreçte derslerin dışında da bir takım atölyeler açtık Maşallah. Online. İşte musiki atölyeleri açtık, edebiyat, tarih, efendim tefsir, birçok yani İslami ilimlerde ve İslam tarihine ait alanlarda, ana bilim dallarında çok da güzel tepkiler aldık. Bunu biz gönüllü olarak yaptık. Sadece evet. ilgilileri bu dönemde, bu alanda biraz olsun kendilerine katkı sağlamak amacıyla. Maşallah. Rabbim sayenizi meşgul eylesin değerli Allah ağabeyin. Razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Son sözü de inşallah üstadımıza dua Tabii. için vereceğiz. Mustafa Demirci üstadıma hasreten teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz ediyorum. İçin değerli üstad. Sağ olun. Eyvallah. Hocam son ifadelerinizi alalım. Sonra programı kapatacağız inşallah. Şimdi değerli duanızla. Hocam. Tabii Mustafa hocam da çok güzel bahsettiler. Tabii ibadete devamlılık esastır. Evet. Yani 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te çok yoğun bir şekilde ibadet yoğunluğunu yaşadık. Ama bayramdan sonra hadi bana elveda, tekrar 11 ay sonra buluşmak üzere anlayışı bir Müslümanın anlayışı değil. Yani sevgili Peygamberimize hitaben Rabbimiz Hicr Suresi 99.
ayet-i kerimede şöyle buyurmakta. Ve'abudu rabbek hatta yetiyekel yakin. Yakin bir anlamı da şudur. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine, yani, ibadete, kulluğa devam et. İbadette itidal önemli değerli hocam. Böyle çok aşırı yoğun bir ibadet yoğunluğuyla kişiler kendini yoruyor. Böyle insanlar da var. Örnekleri çoktur. Sevgili Peygamberimiz orta yolu bize tavsiye ediyor. Ne buyuruyor? İnne ehabbel amel ilallah, Allah katında en sevimli amel edvamuhu ve inkalle. Eyvallah, yani efendim. Az olup sürekli olanıdır. Biz sürekli az da olsa ibadetlerimize devam etmemiz lazım. Yine Muaz bin Cebel Hazreti Peygamber süre şöyle... Süre bitti hocam yalnız. Duaya vakit bitti. Kalmayacak. Tamam hocam. Onu söyleyin ondan sonra Muaz şöyle bin diyor. Nasihat istediği zaman... Evet. Ahlis dineke diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Yani dinde samimi ol. Eyvallah. Yekfikel amelu kalil. Az amel bile yapsan bu sana yeter ve artar. Eyvallah. Bile. Herhalde bugünün de bizim için işareti bu, dinde samimi olacağız, ihlas sahibi olacağız, ibadetlerimizde sürekliliği, lakin itidali de muhafaza etmeye gayret edeceğiz. Değerli üstadlarım Mehmet Bilgin hocamıza ve Mustafa Demirci üstadıma çok teşekkür ediyorum. Bereket Vakti programının konukları Muhlis Akar hocam, başkanlık müşavirlerimizden ve Profesör Doktor Adem Esen hocam, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi kendileri. İslam'da zekat hususunu konuşacaklar. Dinleyiverin bakalım. İnşallah güzel bir sohbet, istifade sunacaktır size. Ümidindeyiz. Üstadımızın, Mehmet Bilgin hocamızın duasıyla inşallah biz de programımızı nihayetlendireceğiz. Allah kabul etsin efendim. Buyurunuz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yüce Rabbimiz, senin rızan için oruçlarımızı tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Verdiğin rızıklarla iftarlarımızı açıyoruz. Verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun. Bizleri daima nimetlerine şükreden kullarından eyle. Amin. Nankör kullarından eyleme. Amin. Ülkemizi, milletimizi her türlü bela ve musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Üzerinde yaşadığımız şu cennet vatanımızda birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. Hayy alessalâh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا